Sevgili arkadaşlar, Yüksek Kule'deyiz. Nihayet bölümler sonra Yüksek Kule'ye ulaşmayı başardık efendim. YouTube'dan izleyen herkes hoş geldi. Mola verip iki çene çalarken böyle chatten oyuna geçten artık demeleri üzerine ben de dedim ki tamam. Efendim şimdi Hogri'nin infosunu gördüm. Bu Yüksek Kule'yi araştırmadan evvel sağdaki eve gitmem gerektiğini söyledi. Sağ taraftaki şu eve bir gideceğim. Burada çakmak arıyoruz. Belki bu Yüksek Kule'de esir tutulan Michael'ın çünkü biliyorsunuz bölümler önce bir kulenin altında Michael isimli bir beyefendinin esir tutulduğunu öğrenmiştik. Esir tutulan Michael'ın belki kurtulması için gereken şeyi bulabiliriz diyecektim ki kapı kilitli. Yani buraya camdan, pencereden bir yerden mi girilecek acaba? Oh my god, hop. Tutundum. Oo. Alarm sistemi mi var burada? Acil durum. Bence her şeyi kurcalamamalıyım ya. Evet, adamlar buraya asansörle inip çıkıyor arkadaşlar. Biz maymun gibi saatlerce tırmandık ya buraya hani. Adamlar buraya asansörle inip çıkıyor baba, evet. Ferasetten bakıyorum böyle bir sağda solda bir şey var mı diye de sağda solda pek bir şey göremedim. Etraftaki materyalleri lootluyorum. Bana deli divane lavanta çiçeği lazım bu arada. Bir ara o lavantaları da toplayacağım. Milletin yemeğini yiyip suyunu da içtim. Kapıyı da açık hale getirdim. Sağlık kiti. Olalala bebek. Burası sanırım o Yüksek Kule şu an. Gittiğimiz yer. Şu an burada olduğumuzu tahmin ediyorum. Başlangıç noktamız burasıydı. Ya da şurada mıyız acaba bilmiyorum. Burada burası ne diye işaretlenmiş ben hiçbir fikrim yok. Belki etrafta böyle... Wait, aren't these... Oh god, yes. They are. Rose's sunglasses and Rashid's wallet. That's our stuff. Bizim bütün eşyalarımızı alıp buraya koymuşlar mı gerçekten? İnanılmaz. Bilgisayarlar falan var burada. Hani modern dünya, hani keşmekeşlik. Hani şey. Bak buralar sınav alanı chat. Bizim gideceğimiz her yeri adamlar önceden biliyordu. Önceden işaretlemişti. Yani farklı bir yere gidebilme ihtimalimize karşı sürekli gözetleniyorduk yani. Öldürdüğümüz adamlar, öldürdüğümüz adamların karşımıza çıkma noktaları falan. Hepsi ama hepsi planlıydı biliyor musun? İnanılmaz bir şey ya. Şu bıçağı atalım. Bıçağın yenisi geldi. Bunu 3 numaraya koy. Sonrasında şu suları bir içelim. Yedek suyumuz zaten var. Yemek de sağlık malzemesi olarak kullanılıyor. Evde sağlık malzememiz çok. Bira şişesi. Normal boş şişeleri falan almıyorum efendim. School Gamers TV Prime'ın avantajını kullanarak 3. ayını kutlamış efendim. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Are they spying on us with those things? Drone'la bizi gözetliyorlardı. Drone'la bizi gözetliyorlardı bütün bu süre zarfında. Bütün bu düşmanlarla savaştığımız zamanda, insanlarla iletişim kurduğumuz zamanda. Henry, Sean öldü tırmanıcılardan. Elizabeth yaşıyor mu, yaşanmıyor mu bilinmiyor. Taşın oradan aldıkları herhalde. Stoners, taşçılardan aldıkları. Jennifer, Raşit ve Rose öldü. Daphne, bizim adımız Daphne'ymiş demek ki. Daphne, Dave ve Andre yaşıyor. Dave ve Elizabeth'i bilmiyorlar. Andre'yi de işaretlememişler. Kampçılardan Daniel ölmüş. Michael da kulenin altında esir tutuluyor zaten. İnfazcı Michael'ı indirmeye gidiyordu. İnanılmaz derecede iğrenç insanlarsınız bu arada ya. Abi şu olan bitene baksana bir. Aklın sırrını alıyor mu ya böyle bir şeyi? Ya oyunun başından belli. Gözetleniyoruz deseydiniz bana ben. İlk başta derdim ki kalk defol git oradan ya. Oğlum inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Zaten bak burada da o çalışan işçilerin hepsinin bir kukla olduğu söyleniyor. Daphne, Defne nasıl derseniz tabi. Abi çok fena. Yani demek ki bu kule onların üsleri. Şimdi aşağı doğru buradan geçiş açılıyor diye tahmin ediyorum ama bunun için öncelikle şunu mu sökmem gerekiyor? Bu acil durum alarmı gibi bir şey mi? Yo, anahtar galiba. Şimdi bunu bir aşağı indireceğim.
Ya da aşağı indirmesem mi? Aşağı indireyim mi, indirmeyeyim mi? İndirmeli mi, indirmemeli mi? Medkit'i koy. Hogri, aşağı indirmeli miyim kral? Böyle aşağıda save alınacak bir nokta var mı? İnip save alıp öyle mi geleyim, yoksa aşağı indiğimiz anda... Tebrikler, bütün oyunlarımızı alt ettin ve artık bize katılmaya hak kazandın falan mı diyecekler. Save alıp öyle indirelim. Bence de, bence de, bence de abi. Bence de anahtar buldun. Anahtar bunun anahtarı kankam. Anahtar bunun anahtarı bak. Şu, Jack Price'ın anahtarı. Bütün ve yarım anahtarlar. Bir çift eski anahtar, bir tanesi ortadan ikiye ayrılmış. Bu belki mahkum kulesini açıyor olabilir, emin değilim. Hogri gitti. Oğlum yani inanılmaz derecede rahatsız hissediyorum kendimi. O yüzden hemen işleden şuradan bir tane kamp ateşi yakacağım. Bunu aşağı indireceğim. Şayet ki baktım bu medkit, bu arada biliyorum medkit geldiğini. Aşağı indireceğim. Şayet ki aşağıda böyle tebrikler kardeş mesajını alırsak. Bak taş sütunların oradayız şu an. Görüyor musun, biz buralara hep tırmandık tırmandık. Biz buraları tırmandık reisler. Aha tamam. Bu platformun neyin nesi olduğu açığa çıktı artık. Dilediğimiz zaman buradan gelip gidebileceğiz. Yani istediğimiz zaman bunu aşağıdan çağırıp yukarı gidebileceğiz. Şimdi bir saniye, buralar bizim geldiğimiz yerler normalde, biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam save alacağımız yer buranın yakınlarında bir yerdi. O kulede acayip loot olabilir, gidip üstümü başımı oraya boşaltacağım. Gidip save alacağım noktaya boşaltacağım üstümü başımı. Yakındı diye hatırlıyorum kankalar. Evet evet, yakın yakın. Şurada dağın içine bir yere giriyorduk. Fark edildi mi? Ya piton bir sokma, bir dur be oğlum. Su buradaydı. Buranın tepesinden save alınıyordu. Aa, kampçıların orayı da bulduk lan. Kampçıların orayı tekrar bulduk abi. Yok demek ki buradan değilmiş save alacağımız nokta. Okey, tamam tamam tamam. Kayda dönüyoruz, kayda dönüyoruz. Hiç zaman kaybetmiyoruz kankalar. Yanlış geldik, sıkıntı yok. Loot kaçırsak da olur. Kayda dönüp kuleyi araştırıyoruz abi, tamam. Anahtar bizde olduğu sürece bunu aşağı indirmesek de olur. Anahtar bizde olduğu sürece aşağıdan da çağırabiliyoruz zaten. Sıkıntı yok. Adamlar kesinlikle delirmiş ve fıttırmış abi. Mekanda bu arada sular falan yenileniyor. Kuleye gidip bakalım. Ya dediğim gibi bu arada Hogri'ye buradan tekrardan teşekkürler. Hem videoda hem yayında adama defalarca kez teşekkür etmek lazım. Gerçekten bu serinin ilerlemesinde bayağı yardımcı oldu bize. Şimdi arkadaşlar o meşhur yüksek kuledeyiz efendim. Kapı açılmıyor tabii ki. Ve buranın da açıldığını zannetmiyorum. O meşhur yüksek kuledeyiz. Oo bir saniye. Burası bizim save noktamız olacak demek ki chat. İçeride düşman olduğunu zannetmiyorum ama teller elektrikli. Baksana burada bize save noktası bırakmışlar yani. Dursun eşyalar ya. Koyabileceğim hiçbir yer yok çünkü, dursun eşyalar. YouTube'a video olarak hepsi gelecek dostum. Merak etme. Samet Güngör Live YouTube kanalımızı takipte kalsana zahmet. Her gün oraya düzenli olarak içerik gelecek. Geliyor da zaten. Günde 3 video, 4 video, 5 video, zamanı gelince 6, 7 sürekli oraya atıyorum. Samet Güngör Live YouTube kanalına da mobil oyunlar geliyor. Ana kanal, ekstra hepsine göz atabilirsin. Teşekkür ederim bu arada ilgini alakana, eyvallah. Evet, minik bir parkur. O ne lan? Aşağı düşersen diyor, belanı dürttüm.
Kardeş bizde maymun skills %100. Onun milleti falan köpeğe yem etmişler arkadaş. Allah cezanızı vermesin ya. Milleti falan köpeğe yem etmişler abi. O köpeği arbeletle avlarım da arbelet mermim biterse, yeterince arbelet mermisi yapacak dermanım yok. Hop, tutun 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 kızım, tutun kızım, aman. Ferasetle göremiyorum ya köpeği. Bir de telleri melleri elektriklemişler. Nasıl bir yaratıksa bu. Elektrikli tellerle hayatını sikeyim. Elektrikli tellerle zor tutuyorlar. Kim bilir nerede. Lan nereye kaçacağız? Geliyor ayı. Ama oyun bana kahpelik etti ya. Kaju mu? Böyle kaju mu olur amına koyayım? Bu nasıl bir kaju? İdris dersin bu yaratığa. Cemal dersin yani. Cabbar dersin. Celal Ağa dersin. Tamam. Etraf sağlık malzemesi dolu. Bende de var da. Bu boss fight yapılacak kanka. Hoş dolan eşi olacak. Tamam. Biraz ciddi oynama vakti. Ah nerede bıraktım kalbimi acaba? Ah nerede? Vah nerede? Arkadaşlar kaju demeyi cemedi, fark ettiniz mi? Kaju. Bili bili. Yok, bu demeyi cemiyor kanka. Ha gel bakayım, gel bakayım amucuk. Elektriğe çarpar mısın? Dur bir saniye. Bu böyle olmaz. Ben bunu anladım. Gel ulan. Aman avudumun köpeği. Atlarız. Sıfatına sıçtığının. Tamam. Biz bunu buralara çarptıracağız da. Elektriği bitti buranın. Yeniden recharge'lanmasını mı bekleyeceğiz? Atla, atla, cesaretin varsa atla. Beni de çarptırdı. Beni de çarptırdı. Hayvandan aslan sesi çıkıyor hakikaten ya. Taktik belli de bunu buraya nasıl şey yapacağız? Burada save almış. Taktik belli de. Bunu burada nasıl halledeceğiz kanka? Yani bununla fight yapmak istemiyorum ben. Ama şurada düşüyoruz. Burada düştüğümüzde geri çıkış da yok yani. Düşmeden acaba buradan karşıya atlamanın bir yolu yok mu? Bence yok. Kaju. Peki bu belasını dürttüğümün hayvanı ben kutuların üstünde ne yapacak? Neredesin? Gel. Gel baba, gel babam. Aptal köpek. Güzel. 7 damage'i 1. Buranın anahtarını bulacağız bir yerden galiba. Şimdi bir saniye. Gel paşam. Gel paşam gel. Gel gel gel. 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 Salak. Zehirli yemek. Ama yemez kanka. Öyle bir imkan verir mi oyun? Dikey atlatmalısın. Ya çalışıyorum çalışıyorum da kanka olmuyor.
Zehirli yemek için yanımızda yemek yok. Gider alır gelirim de zehirli yemek bence işe yaramaz ya. Kaju zehirli yemekten de meciyor mu? Bıçak çeksen ne yapabilir ki? Isırıyor. Isırıyor kanka, ne demek ne yapabilir amına koyayım? Isırıyor. Yok, aşağı böyle düşmek iyi bir fikir değil abi. Çok damage yiyorsun. Şimdi dikey olarak nasıl atlatacağız bu hayvanı? Bu aptal köpek bir de yakalıyor biliyor musun? Abi beni de çakıyor ki hayvan. Benim orada durup kendime çaktırmamam lazım galiba. El kol var ya, o eli kolu seçip eli kolu alıp böyle bir buna karşı kullanmam lazım abi. Hani atıyorum yukarıdan, hay ananı sikeyim. Yukarıdan eli kolu alacağım böyle. Evet, el, eli al, bir numaraya koy. Yo, olmadı böyle. Enzo Paci Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ne yapacağız bu eli lan? Ha. O eli verdik. 7. Burada sadece yemekler var. Ya damage yememesi çok ilginç değil mi ya? Yok yani bu kesilecek, o anlaşıldı. Dur bir saniye. Misal. Abicim arbalete mermi koyar mısın ablam? Arbaleti de yemiyor. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Yani ne yapacağız ben anlamadım ki. Ya anladım da. Götüne girsin şişe. Çapraz atlıyor baba. Çapraz atlamaması lazım bu hayvanın. Ama buranın da elektriği gitti misal. Buranın elektriğini nasıl geri aktif edeceğim? Buradan atlama, yok buradan atlama. Yok, yakalıyor götümü, bir yerimi yakalıyor. Yiyor oradan. Efendim, Selim Özkoç, Selam abim iyi yayınlar demiş. Canım teşekkürler iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın, eyvallah. Buradan gel, buradan gel, buradan gel hayvan. Güzel. Peki, şu an... Şu an her şey... Yo, açılmıyor. Elektrik yok baba. Ha, elektrik var, tamam. Buradan gel, buradan gel canım. Buradan gel, buradan gel. Çok güzelsin, çok iyisin. Şimdi nerede elektrik var? Elektrik bitti baba. Elektrik bitti. Taşaklara geldik. Taşaklara geldik. Bu böyle bir yere elektriklemedi mi? Elektrikledi, tamam. Gel. Gel. Aferin cici köpek. Aferin cici köpek. Mutlaka bir yer şey oldu. Tamam, ben bu cici köpeği keserim. Ama önce ne yapacağız? Buradan kovala, 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 salak, kovala. Kovala, tamam. Atla lütfen. Atla lütfen. Eyvallah. Gene vurdurduk kendimizi ama. İnşallah bu boss'un ikinci formu falan yoktur. Atla, atla. Salak köpek. Hemen bir cambaz. Tamam.
Şimdi neredesin salak köpek? Kovala beni, kovala beni. Çapraz atlama. Hayır, 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 hayır. Hayır, çapraz sayılmıyor, çapraz sayılmıyor. Çapraz atlama. Kovala beni, gel. Kovala beni, gel. Gel. Buradan düz gel, buradan düz gel. Buradan düz gel. Odumun malı seni. Tamam, şimdi buradan karşıya kaju. Gel oğlum, gel oğlum. Buradan karşıya gel oğlum, gel annem, gel annem. Aman odumun köpeği, şimdi götünü kesmeyeceğim mi? Şimdi götünü kesmeyeceğim mi kaju? Deprem gibi geldi, deprem gibi geldi. Onun bunun çocuğu deprem gibi geldi, yemin ediyorum ya. Onun bu ne? Deprem mi? Selzele mi? Kaju'nun derisi mi açtı burayı? Çok iyi. Ha, kaju kafasını sokup patlatınca error verdi. Reis, bir yerden biri headshot atar, bir şey atar, ölürüm. Bunu tekrarlamak zorunda kalırız. Akıl sağlığımız ciddi damage yer abi. Bunu önlemek için hemen aldım save'i. Hemen aldım save'i. Oğlum ne köpekmiş ya kaju. Ağzımıza sağlam sıçtı yani hayvan. Aldım aldım kanka, aldım save, aldım. Oy. Ve efendim Emre Şişman selam abi, iyi yayınlar demiş. Emre'cim çok teşekkürler, sağ olasın dostum, eyvallah. Bir saniye, bu arada ben bir şeye bakmam gerektiğini hatırladım. Oğlum yordu lan, yordu yordu. Sövdüğün için öldü değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Halil'cim aleykümselam, hoş geldin. Güzel kestik ya. Kılçıksız. Şimdi buradan böyle bir tırmanış yolu. Feraset. Feraset diyor ki bir duvar temiz. Buraya çıkmanın bir yolu olmalı. Çok sağlık yemedi bu arada ya. Yani zamanında dozlasaydık hiç sıkıntı yaşamayacaktık. Burada bir feraset kullansana. Gerçi canavar varsa da göstermiyor abi. Bak bu arada bir şey söyleyeyim mi? Eğer kaju da bu oyunun bir parçasıysa, hakikaten bu adamların yaptıkları psikopatlık kanka. Yani çünkü insan hayatıyla beraber kendi evcilleştirdiğin, hani koskoca, ya koskoca dediğim adam, ya savaşa girse köpek onu tanklar kanka, köpek savaşı tanklar. Kendi köpeğinin canını da mı riske atıyorsun ya? Gerçi atar abi, insan hayatına kıyan hayvanın hayatına da acımaz, kendi hayatına da acımaz. Babuş bırak. Buralar kırıldığına göre daha önce acaba buralardan birileri geçti mi? Hayvan bile yok ortalıkta. Köpeğin ağzına mı bakacağım? Abi ben nereden göreyim köpeğin ağzını? They've got to be kidding me. Do they really expect me to climb this thing? Dur, her yere tırmanırız da köpeğin ağzında falan bir şey yoktur ya. Bugün mobil oyunlar yok dostum. Samet Güngör Light YouTube kanalına bakarak oynadıklarımızı görebilirsin zaten. Köpeğin ağzı bakılabilecek bir yerde değil ki. Gene sikemlediniz beni değil mi lan? Gene sikemlediniz beni değil mi lan? Çok dedik görmedin. Gene sikemlediniz beni kanka. Espri miydi? Tamam, bu komik espriyi bizle paylaştıklarından dolayı arkadaşları bir yolculuğa uğurlayabilir miyiz abi?
Yok zaten banlanmaları gerekiyor chat geçmişinden de. Aynen aynen şu scam atanları bir ban. Ama akılsızlık bende kanka. Yani daha iyi dikkat etmem gerekiyordu. Daha iyi dikkat edip bakacaktık. Ama komik değil velet rage'ler ya. Yani altı kakalı rage'ler gerçekten komik değil ya. Komik değil kanka. Hakikaten komik değil. Bak bu benim için önemli değil. Ben giderim 50 defa bakarım da burada diğer insanların hakkına, diğer insanların rızkına giriyorsunuz. Abi acil durum protokolü devreye sokuyorum. Chat'te hangi moderatörlerim var? Abi normal bir şey değil. Hayır ben bunu normal olduğunu kabul etmiyorum. Furkan chat'i sap moda al. Chat'i sap moda al sana zahmet. Köpeğin ağzına bak diye başlatan ilk kim varsa dön chat geçmişine permala. Benim vaktim önemli değil. Ben beni izleyen insanın vaktini şey yapamam abi. Ben beni izleyen insanın... Yine yanlış yere atladım. Beni izleyen insanın vaktini çöpe attırmam. Bana her şeyi yapabilirsin ama beni izleyen insanın vaktini çöpe atamazsın abi. İlk başlatan kimse, sonra ona ayak uyduranlar falan... Hepsini tık 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 permala kanka. Hatta cross permala. Discord'dan falan da uzaklaştır arkadaşları sana zahmet. Yani sıkıntı yok. Velet reisler, altı bezli reisler sıkıntı yok. 2 dakikalık iş tırmanamayacağımız bir parkur değil de. İnsanların vaktine kastediyorsunuz oğlum ya. Ama hata bende dediğim gibi. Yani daha şey baksaydık, daha iyi göz atsaydık. Bu altı bezli reislerin trolüne gelmezdik. Abi götü boklu bebelerin trolüne tahammülüm yok ya. Götü boklu reislere tahammülüm yok. Tamam arkadan buradan kısa geçiş açıldı. Şuradan bir save alalım. Kim başlattıysa, kim destek verdiyse. İttir baba. Subs'ta yazmış, ona da atayım mı? İlk başlatan o mu? Başlatanlardan biri ise ona da at. Başlatanlardan biri değil de millete ayak uydurduysa adam ne bilsin kanka, infoyu görmediğimi, kaçırdığımı sanmıştır yani. Ona ban yok. İlk o başlatmadıysa şey yapmana gerek yok. Yani bir dediğim gibi adam şey zannetmiştir. Doğru info verdiklerini zannetmiştir. Onun bir kabahati olduğunu zannetmiyorum yani. Abi altı bezli reislere giyotin. Götünün bokunu da silmeyi bilmeyen ama kendince espri reislere, espri yapanlara giyotin baba. Bu camın açılması bize ne kazandırdı bilmiyorum bu arada. Kısa geçiş açmış olabilir, bir şey yapmış olabilir. Ona bakacağız sonra. Neyse muhabbeti kapatalım, gerek yok. Gereken arkadaşlara ceza kesildikten sonra devam edelim. Ya arkadaşlar sorun değil de bunu daha büyük bir şeyde yaptıklarını düşünün kanka. Daha büyük bir olayda yaptıklarını düşünün. Yani save almayı unuttum diyelim. Bakacağım derken düştüm ettim. Yani gerçekten gülünecek bir şey yok ki. Ben onu anlamıyorum abi. Ha 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 yani. Gülünecek bir şey yok ki. Niye gülüyorsun amına koyayım? Yani adam yerine konmana mı gülüyorsun? Aa, bu adam chatte benim yazdıklarımı okuyor. Ne güzel, ne yapayım o zaman? Şey yapayım. Veletlik yapayım. Trolleyim, kandırayım. Yani... Kandırmadın ki salak çocuk. Orada olmadığını biliyordum. Ama dedim ki hadi çocukların gönlü olmasın. Efendim Demirhan'ı babuşum yenilemeyi unutmuşum. Şimdi yeniledim. Geldim ne oldu, neye kızdın demiş. Bir şeye kızmadım kankam ya. Bir şeye kızmadım. Götü bokluların istilasındayız işte. O götü bokluların istilasından kurtarmaya çalışıyoruz kendimizi. Deminden şimdiye geldim bu arada, fark ettiniz mi? Hakikaten deminden şimdiye geldik. Neyse kapatalım konuyu, keyfimiz kaçmasın. Hayır 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 hayır. Oo. Nerede save verdiydi? Binanın içinde save verdiydi değil mi? Bence binanın içinde save verdiydi abi. Dur binanın içindeki save'den hallederiz. O pencere açılacak. Tamam anladık olayı. O pencere açılacak. Sonra pencereye sıçrayacağız yukarıdan.
Ya hani seride ilerlemişiz. Güzel de ilerledik kanka. Vallahi bayağı güzel de ilerledik. Seride ilerledik. Dur, buraya tırmanmıyorduk. Buraya tırmanmıyorduk. Önce buradan açılacak bir yer vardı. Adam seriyi izleyen insanlara saygı duymuyor. Ona ayar oluyorum ben. Yani oyunun başından belli gelmeyi amaçladığımız kule bu. Yüksek kuledeyiz şu anda. Hani bu insanların böyle çeşitli oyunlar yaptıklarını, bu adaya aldıkları, hapsettikleri herkesi drone'la takip ettiklerini, bildiğin drone'la takip ediyor herifler. Bak böyle şu an staminem gidiyor, hızlı olacağım da, kendi topluluklarına oluşturdukları yaratılış efsaneleri var, yaratılış mitleri var. Yani böyle toplumun modern hayatından uzak duracak, işte gelenler bu topluluğun bir parçası olabilmek için sınava tabi tutulacak falan. Yani birçok olay oldu kanka. Film gibi ilerliyor ya senaryo. Film gibi ilerliyor. Nihayet ilerlememiz gereken yerdeyiz. Köpeğin ağzına bak. Aynen Selçuk'cum, aynen. Neyse. Neyse baba, şurada bir ilerleyelim. Şimdi buradan hızlı bir atlayış yapacağım ama nasıl ya? Abi o atlayışı yapmadan önce save almak lazım. Dur, tekrar döneceğim. O atlayışı yapmadan önce save almak lazım. Tam o atlayışın yapılacağı yere save alacağım. Orası çünkü sıkıntılı bir yer belli ki. Orası belli ki sıkıntılı bir yer. Dur bakalım. Kapısını açtık. Önce gideceğiz, pencereyi açacağız. Sonra zıplayacağız. Hayır, ha 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 diye böyle götü bezlinin gülüşü şu an böyle beynimin içinde dönüyor. Hani hakim olamıyorum sinirlerim, anladın? Şey yapamıyorum, böyle bir aşamıyorum kanka. Şu parkuru ben bir hardcore yapayım, geliyorum. Allah razı olsun Bogani'cim. Teşekkür ederim canım. Sağ olasın. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Aradan birkaç kişi beni anlıyor. Bana yetiyor zaten ya. Mikrofon şeyden dolayı kapalı bu arada. Yalan yok. Anasına karısına sövüyorum. Şu an küfrediyorum kanka, mikrofonu kapattım ama işte yayının şeyi bozulmasın, ritüeli bozulmasın diye. Yalan mı söyleyeceğim yani? Yaranmak için ikiyüzlülük mü yapacağım? Yedi ceddine sövüyorum. Sırf YouTube'dan izleyen insanlar, siz de rahatsız olmayın diye. Mikrofon kapatıyorum yani. Yedi ceddine sövüyorum kanka. Öfkelendim çünkü. Bir iki saat kadar sövüp rahatlayacağım. Yalan yok. Bunları adam yerine koyduğundan bu oldu. Chat bir sub modda kalsın abi. Chat bir sub modda kalsın. Bir hafta falan bir sub mod açmayalım da kendi kendilerine bir gülsünler, eğlensinler. Tekte başardık bu arada, fark ettin mi? Tekte başardık. Mis. Bayraktan mı tutunup gideceğiz? Ay yapma be. Yazık lan. Kızcağızın acı dolu çırpınışları. Ay. Yok Emre'cim, finalde değiliz muhtemelen. Finale daha uzağız dostum. Finalde değiliz daha ya. Muhtemelen finale uzağız. Abi tek de başardıydık burayı be. Hala tek de başardın Samet, süper. Atlayışı yapmakta sorun yok. Bu atlayışı çözdük abi. Şimdi yapmamız gereken tek şey şuna tutunmak ya. Buna tutunacaksın. Heh. Oradan buraya. Burası adamların kulesi kanka. O gitmemiz gereken yer yüksek kule. Bu yüksek kulenin
Tabii ki tırmanılması diğerlerine nazaran daha zor olacak ama... Abi! Ama... Tamam, alışacağız. Alışacağız kanka, alışacağız. Sıkıntı yok. Ya, tırmanılması diğerlerine göre daha zor olacak da dakikada bir... Aha! Bir de error verdi. Ah! Bir de error verdi. Dur. Girer şimdi oyuna, dur. Save patlamasın yeter. Save patlamasın yeter. Çok fazla gir çık yaptık çünkü. Çok fazla dön çık yaptık. Bu arada Kaju hakikaten yıprattı ya. Evet, kuleye çıkıyoruz abi. Oyunun başından belli gitmemiz gereken yere. O yüksek kuleye gitmeye çalışıyoruz. Assassin's Creed skill'lerimiz çalışmadı. Efendim, Hunist Bey iyi yayınlar dilemiş. İyi yayınlar dileğiniz için çok çok teşekkür ederim Hunist Bey. Çok sağ olun desteğiniz için. Eyvallah. Abi ilk kez error veriyor bu arada. Yani normalde ben bu kadar öldüğümü de hatırlamıyorum. Bu kadar oyunla alakalı sıkıntı yaşadığımı da hatırlamıyorum ya. Tamam. Tutunduk. Güzel. Tamam. Şimdi buradan... çık. Bekle, hiçbir yere kıpırdama. Şuraya tutunuyorsun. Ardından buradan merdivenlere. Çok iyisin. Görüntü geldi değil mi bu arada? Bir sıkıntı yoktur umarım. Bir gün jazz setting olur mu? Senin bunlarla ne konuşacağız misal kanka? Jazz setting yapalım da. Ne konuşacağız misal bu elemanlarla? Abi geçen gün kardeşim suratına işedi. Yaptık jazz setting baba, biliyoruz olacak biteceği. Neyse, bana bugün size zahmet böyle community ile alakalı sorular sormayın. O bebeler benim umudumu yitirmeme sebebiyet verdi de. Bana bugün birazcık anlayışlı davranın kankalar. Bugün fazla velede maruz kaldım. Hani bünye atmak istiyor artık, anladın mı? Bünye kusmak istiyor. Bünye bir kendine gelsin, resetlensin, yine şey yaparız böyle bir. Watch out Daphne. One slip up and you'll find yourself giving the tower paint job in red. Oy, mekana bak. Burada bir save istiyor mu bura? Oğlum burası ne? Ben buradan nasıl tırmanacağım? Nereye tırmanacağım ben buradan? Aa, tamam. Aşağıda save var kanka. Aşağıda save var ama kapı sıkışmış, kapıyı açamıyoruz. Şurada bir save alsın. Nasıl bir yüksek kule tasarlamışlar arkadaş? Tasarladıkları kule diğer mekanlardan daha zor tırmanılıyor. Boku yedik mi? Bence yedik. Bence ziyadesiyle yedik aga. Bak, bazı yerler sivri. Oradaki demirlerin sivriliğinden falan bir şeyler anlamamız gerekiyor. Ama ne yapılacak buradan? Ha, boru. Feraset kullana kullana ilerleyeceğiz sanırım ya, başaramadığımız yerlerde. Güzel, buradan yukarı da çıkıyor. Sanırım böyle minik bir yanlışlık yaptık ama o minik yanlışlığa rağmen tutunduk. Buradan ne yapacağız? Bu kulenin tepesinde de ne varsa, kule burada niye o kadar harap vaziyette? Onu da bilmiyorum ama buradan bir şekilde karşıya atlanacak sanırım, ya da yo, buradan kulenin dışına çıkacak da olabiliriz. Hani dolanıp kulenin dışına çıkacak da olabiliriz. Misal buradan geldik diyelim, buradan girdik. Evet. Buralardan tırmanıp, staminama dikkat ediyorum bu arada göz ucuyla. Staminama hala yerli yerinde. Tırmanış eldivenleri çok fayda sağlıyorlar bu konuda. Ben buraya sıçramam gerekiyor zannettim. Buradan sıçramam gerekiyor demek ki. Tamam, buradan boruya, borudan aşağıya. Anan! Bak, Kaju'yla kapıştığımız yer bura. Abi oyunun mekanları beni hep her seferinde böyle heyecanlandırıyor ya. Baksana. Şuralar başlangıç noktamız galiba, bilmiyorum ama. Şimdi kenardan ilerlemeye çalışalım.
Ha, şu kenara doğru gel. Ama o kadar yüksekteyiz ki. Bak şura kırık kulenin olduğu yer. Burası, şurada bir duvar göreceksiniz. Ne taraftaydı tam olarak hatırlamıyorum. Kulenin arka taraflarında bir yerde. Bir kapı var arkadaşlar bu kulenin arka taraflarında bir yerde. Buranın ilerisi şey böyle, yani millet hayatta kalabiliyorsa buraya kadar gelsin alanı. Şuradan aşağısı da tarafsız bölge, güvenli alan. Yani tabii ki tam olarak güvenli alan değil de işte beyni yıkanmış çiftçiler falan böyle buralarda takılıyor. Buradan yukarı çıkmak için şuraları takip edeceğiz galiba. Şeyi göremedim, duvarı tam göremedim de. Gerilimli müzik geldi. Gergin, gerilimli bir müzik. Buranın tepesinde bizi ne bok bekliyorsa artık bilmiyorum da. Ya o mahkum kulesindeki adamı kurtarmayı deneyeceğim. Şuraya atlattıktan sonra. Dave'den arkadaşlarıma. Aha bizim çocuk bu. Hayatta kalanlardan biri. Hey çocuklar. Tamam. Telsizi aldım ve şimdi. Ne yazıyor orada gözükmüyor. Sovi sınamaya çıkacağım. Yüksek kuleye ulaşmaya çalışırken kendimi yaraladım ama bir çiftçi gizlice bana yardım etti. Nuray'ı kastediyor bu arada. Ve bana neler olduğunu anlattı. Adaya indiğimiz zamanı hatırlıyor musunuz? Bazı yabancılar üzerimize atlayıp bizi kuyulara kilitlemişlerdi, değil mi? Bak herkes aynısını yapıyorlar bu arada. Herkes aynısını yapıyorlar. Bu yeniden eğitimimizin başlangıcıydı. Ayrılamayı, sadece topluma katılmayı ya da ölmeyi seçebiliriz. Bu ikilem beni öldürüyor ancak niyetlerinin aslında iyi olduğunu öğrendim. Hayda! Nasıl bunu kabul edebilirsin Dave ya? Modern toplumun aslında ne olduğunu anlamamızı istiyorlar ve bize tüm bunları değiştirme imkanı sunuyorlar. Lan senin arkadaşların öldü. Aptal Uğuros Bevla'da arkadaşların öldü senin. Raşid'i öldürdüler. Rose'u öldürdüler, Jennifer'ı öldürdüler. Hakikaten bunu asimile etmişler ha. Belki de tavşan gibi kaçmak yerine onlara bir şans tanıyabiliriz ha. Şimdi son test için kuzey sahiline doğru gidiyorum. Orada buluşalım, iyi şanslar dostlarım, sizi seviyorum. Belli belli kral, belli. Yani bize olan sevginden şüphe duymuyorum Dave. Yani ben kendime bir müttefik ararken, abi bu yapılanlar normal değil. Yani bunu hiçbir şekilde hiç kimse normal karşılatamaz bana. Hani ben bu kadar dehşet içerisindeyken Lavuğ'un bütün bu olanları kabullenmesi beni çıldırttı açıkçası ya. Tamam, şimdi beni en yukarı çıkar. En yukarı orası değildir muhtemelen. Bir kat daha vardır diye düşünüyorum. Orası daha bitmedi gibime geliyor çünkü. Belki yanılıyorumdur, bilmiyorum. Yani ben kendime destekçi arıyorum. Adam diyor ki aslında iyi niyetliler diyor. Yani nasıl iyi niyetliler kanka? Anamızı katlamak istediklerinden dolayı mı? Gerçekten güzel iyi niyetmiş hocam. Bak feraset göstermiyor. Burada boss mos mu var? Güvenemedim, güvenemedim. Tam boss mekanı gibi. Tam boss mekanı gibi. O yazmamış olabilir, tuzak mı yoksa? Ama Hünis Bey şöyle düşün. Notunda ne diyor? Çok teşekkür ederim bu arada ilgini alakana. Notunda diyor ki buraya tırmanırken yaralandım. Ancak beni köylülerden biri tedavi etti diyor. Biz köylülere Dave'i köylülerden birinin yardımcı olduğunu söylemiyoruz. Hani Dave'in yaralı bir şekilde orada olduğunu biliyoruz ama diyoruz ki köylüler bize görev verdiğinde kuyudan iniltiler geliyor, uyuyamıyoruz diyorlar. Kuyuya iniyoruz, Dave orada. Yani Dave'in daha doğrusu orada olduğunu öğreniyoruz notlardan. Nuray diye bir kız yardım ediyor adama. Biz köylülere şu raporu veriyoruz. Aşağıda bir yaralı varmış.
Sonra kaçmış. O da iyi, tamam tamam, sıkıntı yok, problem değil diyor, üstünü kapıyor. Yani burada anahtar kelimemiz şu: Dave'in köylülerden yardım aldığını bir tek biz ve Dave biliyoruz. Bu yazı gerçekten Dave'e ait. Hani tuzak olamaz. Çünkü diğerlerine söylemedik. İçinizden biri ona yardım etmiş falan demedik. Aa, telsizlerden biri. Welcome to our paradise. Allow me to introduce myself. Here among these people, I am known as Brother Number One. And I am the one that looks after the community living on this island. So you're behind all of this, fucking psycho. Rejoice. This is your chance to become a new person, a new woman. For years, you have lived in a society corrupted by capitalism. First, they taught you to desire things you don't need. Then, that everything has a price, and that price is measured by money. Finally, they offered you that money. But in exchange for what? Your time, your health, your freedom. What the? Today, I'm giving you the opportunity to be reborn. Here, you've been deprived of everything, yet you still came this far. Relying only on your own strengths. No shortcuts. No opportunism. You have learned the hard way which things in life are indispensable. You overcame thirst and hunger. Ravenous beasts, men far stronger than you. You climbed impossible heights with your bare hands. You poured your blood, sweat, and tears into it. You defeated your own fears. Be honest. You've never felt as proud of yourself as you do now. İkna edici konuşuyor. İkna edici konuşuyor. Konuşmayı çok iyi biliyor köpek ya. Oğlum konuşmayı çok iyi biliyor ama hiçbir şey öldürdükleri insanların öldürülme sebebine haklı çıkaramaz. Hiçbir şey. Kendi kafana göre insanları böyle bir sınava tabi tutamazsın. Şey diyor ya hani, sana para teklif ettiler, karşılığında sağlığını, özgürlüğünü, zamanını aldılar. Sen neyimizi aldın köpek? Sen de sağlığımızı aldın. Kıçımıza bandaj yapmayı öğrendik, yama yapmayı öğrendik. Sen de özgürlüğümüzü aldın. Uçtuk kaçtık, sürekli bedeviler gibi yaşadık. Her şeyi sen de yaptın kanka. Modern toplum yaptığı gibi her şeyi sen de yaptın. Burada bu argümanı savunamazsın. Yeniden doğma imkanı buldun. Sen başardın, kendinle gurur duyuyorsun. Lan mecbur kaldığında insan her şeyi yapabilir. Bu bir gerçek bu arada arkadaşlar. Bu bir gerçek. İnsanoğlu bittim dediğinden sonra daha bir bu kadar da yerin altında vardır. Hatta antrenmanlarda, bilmiyorum hiç spor yaptınız mı, antrenman yaptınız mı? Profesyonel sporcular falan hep neyi savunur kanka profesyonel antrenörler? Abi bittim dedikten sonra devam et. Canın yansın, o acı seni gelişime götürür. Bu insanın doğasında olan bir şey yani. Senin sayende keşfedik mi? Keşfetmedik ki bunu. Ama konuşmayı çok iyi biliyor yani. Lavuk konuşmayı çok iyi biliyor. Babuş paşam ciddiye bağladı. Nasıl oynayak ama oyunu kanka? Ya ciddiye alacağız ki. Şey olacak. Eğlencesi orada. Dur bakalım ne diyor. I don't give a damn about this crap. I just wanna go home. Hey, hey. Are you even listening? Half of your group is already dead. Biliyorum psikopat ruh hastası. Too corrupt to survive with their own strengths alone. They had no future. But you. Bana mı yürüyorsun dayı? You are different. Bana mı yürüyorsun? North towards the beach. There's one last step you have to take before you can start your new life. Fuck. Bak sana bir şey söyleyeyim mi?
Çağırdığı sahilde de bizi şeyle kapıştıracak. Dave'le kapıştıracak. Dave köpeği buna katılmak için bizi çiğ çiğ yer moruk, ben sana diyeyim. Ve Hogri, babuşum işten geldim, bayağı ilerlemişsin. Umarım fazla zorlanmamışsındır. Seni izlemekteyim demiş. Ya Hogri, bana Twitch nickini yazar mısın? Sana bir VIP'lik verelim. Bizim osuruklular yüzünden chat'i kapattım da. Seninle de konuşamıyoruz. Sana zahmet bana Twitch nickini ver de VIP'likle rahat rahat konuş. Zaten hani seninle sohbet etmekten gerçekten keyif alıyorum. Tabii sen de istersen. Bu arada Dave bizi çiğ çiğ yer kral. Ben sana onu net söyleyeyim. Dave bizi çiğ çiğ yer abi. Burada yani pek bir şansımız yok. Bizi onunla mı kapıştıracak, ne yapacak artık bilmiyorum. Yeni görevimiz o adaya gitmek, son sınamaya gitmek, sahile gitmek. Sahile nasıl gidilecek bilmiyorum. Hogri diye biliyorum. Bir saniye. 2 ne? 2 i ile Hogri. Yazalım kanka. Yazı dilini İngilizceye almış bilgisayar. Slash VIP Hogri. Hogri. Evet. Hayırlı olsun. Dave bizi malamat edecek zaten. Orası kesin ya. Abi ama hikaye çok etkileyici değil mi? Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve dediğim gibi kanka, hani adam konuşmayı cidden iyi biliyor. Sıradan bir insanın beynini çok rahat yıkar. Çok kolay yıkar sıradan bir insanın beynini. Senden özgürlüğünü aldılar diyor. E sen de aldın kardeş. Sahile nasıl gideceğiz acaba? Hogri merhabalar. Sahil diyor, son sınama diyor kanka. Son sınamaya gidiyoruz bakalım. Arkadaşlarımızla birbirimizi yiyeceğiz herhalde. Dave bunlara teslim olmuş. Dave bunlara vermiş götü. Al reis demiş, senin olsun. O Dave beni bir şaşırttı. Buradan ışınlanarak gideceğim bu arada sahile. Işınlanarak gidersek rahat ulaşırız. Şimdi arkadaşlar, bir düşünün abi, yani böyle bir şeyden sizi mahrum bırakan o troll veletlere nasıl müsamaha göstereyim abi? Adamlar benle beraber hikayeye odaklanıyor. Benle beraber dikkat ediyor. Dön dolaş aynı şeyi konuşuyorum, farkındayım da. Ben size yaptıkları saygısızlığa gülüp geçemem abi. Bana saygısızlık etsinler. Sikim de değil zaten. Yani günde 50 tane adam gelip merhaba şişko. Gözlerin görüyormuş falan, yani anladın. Ya günde 500 tane adam bana aynı boku yapıyor zaten. Onları ben adam yerine koyup umursamam. Ama söz konusu olan şey size yapılan saygısızlık olduğunda benim fitil atıyor kanka. Vallahi benim fitil atıyor ya. Kerim Arda, eyvallah canım, eyvallah. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ya ben alışayım baba, vallahi alışayım. Yani ilk kez yaptıkları bir şey değil. Hayatımda ilk kez trollenmeyle karşılaşmıyorum. Hayatımda ilk kez hakarete maruz kalmıyorum. Abi zaten yayın yapıp video çekiyorsan böyle bir yayına girdiğinde diyeceksin ki abi ben omurgasız bir insanım. Benim hani böyle anam bacım, milli ırki dini değerlerim, hiçbir şeyim yok. Yedi düvelime de sövseler mimim kıpırdamayacak. Bu şekilde giriyor. Çünkü başka türlü aklını yitirirsin. Akıl sağlığını yitirirsin. Şey, buralarda bir yerde bir başlangıç noktası, save noktası vardı. Onu arıyorum chat. Gerçekten böyle bu arada. Abartma amına kodum diyeceksin. Gerçekten böyle. Yani o veletlerin sınırı yok kanka. Sinirlendiğin an boku yedin. Bu adamların sınırı yok. Bunlar akıl sağlığını yitirmiş, böyle hani etrafına olumsuzluk kusan şeyler, böyle hani inanılmaz canavarlar, anladın mı? Yaratıklar. Ama her şeyi ben göğüsleyebilirim. Her şeyi kabul edebilirim. Her konuda genişleyebilirim ama İzleyicime bir haksızlık yaptığında ben dayanamıyorum abi. Söz konusu siz olunca benim zayıf nokta. Yapacak bir şey yok. Punch-up'cım, ikinci yayın kutlu olsun canım. Çok teşekkür ederim. Prime'la ikinci yayını kutladığın için çok sağ ol. Nereye ışınlanmam gerekiyor? Bu arada sana zahmet Hogri, yazabilirsen chatten Michael'ı nasıl kurtaracağız? Michael'ı bir kurtarmaya gidelim. Michael'ı kurtarmaya gidelim. O kuledeki mahkumu da kurtarmak istiyorum çünkü. Sahilin oraya ineceğiz. Tamam, onu biliyorum kankam. Onu biliyorum da şey, hem Michael'ı kurtarmaya gidelim istiyorum. Hem de şey istiyorum böyle. Son mücadeleye mi gidelim, Michael'ı mı kurtaralım ya? Biyokütle yerine ışınlan. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
Hızlı seyahat. Bak, biyokütle yeri şurası. Aşağıda kovuklu araziler, aynen. Kovuklu arazilere şey yapacağız. Michael gitti beyler. Michael gitti. İnşallah oraların gardları falan yenilenmemiştir ya. Şu sopayı biz attık bu arada giderken. Şuradaki seraya giremedik arkadaşlar. Buradaki sera hala duruyor. Olduğu gibi. Maske takıp girmek zorundayız içeri. İçeride ne var ne yok bilmiyoruz ama burada zehirli bir gaz bulutu var. Buranın anahtarını da çok az almıştık zaten. Önce sahile git babuşum, oradan ilerleyeceksin. Sahil ne taraftan gidiliyor sahile? Bu arada reisler, affınıza sığınarak acık deri kasacağım. Sınırsız deri kasma mekanı. Eyvah, amık dediğinizi duyar gibiyim. Beni bir dal idare edin şurada. Çantayı toplanabilirleri ve oku bir upgrade'leyeyim. Levya var, Job var. Job'u bitirelim mi adam ya? Job'la da ne deri kasılırmış ya. Çimenlerin orada öldürmeyeceğiz. Çimenlerin orada kill alırsak gelmiyor başkan. O ayin yeri var ya, orayı kastettim. Ayin yeri dediğin neresi ki? No. Seslerden rahatsız oluyorsanız kapatayım bu arada. Dur, burayı farmlarken kapatalım ya. İnsanların böyle vicdanları sızlıyor olabilir buralarda. Ben vicdanlı bir insan olduğum için en azından oyunlarda bana koymuyor kanka ama insanlara koyuyor. Abi keçiler sürekli spam oluyor Barış abi. Hani şey var ya, Witcher'da, Witcher 3'teydi galiba. Witcher 3'te böyle sürekli farm yapabileceğin bir nokta var. İnekleri farmlıyorsun, save alıyorsun, dönüyorsun, inekler geri orada oluyor falan. Burası da öyle bir nokta. İnsanları yakıyorlardı aracın ilerisinde. Aa, ben orayı hatırlamıyorum ya. İnsanları yakıyorlar mıydı? Nereden gideceğim ki oraya? Arıcı bossuyla yüzleştiğimiz yer değil. Onu biliyorum. Neyse, şu keçileri bir keselim de sonra şey yaparız. Bir rotasyon oluştururuz kafamızda ya. Burası sürekli deri farmlanacak alan arkadaşlar. Burada yani save alıp döndüğünüzde tekrardan doğuyor bunlar. O yüzden sıkıntı olmuyor. Eyvah, biri baga kurban gitti bak. Kestiğimiz etler hala burada, kestiklerimizin etleri. Etler sadece can yenilemeye yarıyor. Oyunda açlık yok. Yani susuzluk var ama açlık yok oyunda. Köye mi geldik? Evet evet. Aracının ilerisinde. Arıcının. Ha tamam, ben arıcıyı niye aracı anladım peki? Araç anladım. Arıcının ilerisine gideceğiz. Okey. Okey baba. Okey baba. Evet evet. Hatırlıyorum orayı. Tamam. Derileri kastık. Oyunun sesini açacağım birazdan. Let's go. Bir de şu Job'u atacağım kankalar. Çünkü Job zaten doğru düzgün demek çıkarmıyor. Bunu at. Job'un yerine bunu koy. Yani bu levye bizim el yapımı levyemiz ama yine az çok damage vuruyordur. Burası bu arada biyoyakıtın olduğu yer sevgili dostlar. Burası biyoyakıtın olduğu yer. Bizi büyük bir mücadele bekliyor düşündüğüm kadarıyla. Bunun için YouTube için bir bölüm arası verip öyle devam edelim efendim. YouTube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen.